Değerli CRI Türk takipçileri, ben Gökün Göçmen. Dünya Bunu Konuşuyor programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dünyada öne çıkan başlıkları, satır arasında kalanları hep birlikte ele almaya çalışacağız. Gündemin en önemli maddelerinden bir tanesi biyolojik çeşitlilik. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'ydı. Başkent Beijing'de gerçekleştirildi. Peki biyolojik çeşitlilik nedir? Uzmanlara göre yaşamın ansiklopedisi. Biraz karışık gelmiş olabilir. Konuşacağız. Önce tanımı anlatacağız. Daha sonra hangi ülke neler yapıyor bunları konuşacağız. Beijing'de yine Birleşmiş Milletler'in bir başka zirvesi düzenlendi. Sürdürülebilir Ulaşım Konferansı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping de bu konferansa bir video mesaj gönderdi ve burada önemli açıklamalarda ve önerilerde bulundu. 5 tane öneri sıraladı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping. Avrupa'ya gidelim. Fransa'dan önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hatırlayacaksınız, AUKUS anlaşması sonrasında, yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya'nın imzaladığı ve Fransa'yı denizaltı üretiminde dışarıda bırakan anlaşmanın ardından Paris ve Washington hattında ipler gerilmişti. Taraflar çeşitli adımlar attı ancak gerginlik bitmiş değil. Fransa'dan bu anlamda yeni bir açıklama geldi. Açıklamanın içerisinde Çin'e dair de önemli vurgular bulunuyor. Bunları birlikte ele alacağız. Washington ve Brüksel, daha doğrusu Avrupa Birliği genel anlamıyla bir yol ayrımına mı geldi? Tartışmaya devam edeceğiz. Avrupa demişken, Avrupa'da bütçeler konuşulmaya devam ediyor. Her ülke kendi bütçesine dair çıkarımlarda bulunuyor. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte ekonomisi ciddi anlamda sarsılan Avrupa nereye bütçe ayırıyor? Ne gibi bir yol haritası üzerinde çalışıyor? Birlikte inceleyeceğiz ama öncesinde dilerseniz kısa bir müzik molası verelim. Değerli CRI Türk takipçileri, Dünya Bunu Konuşuyor programındasınız. Ben Gökün Göçmen. Bu haftanın öne çıkan dünyadaki gelişmelerini ele alacağız demiştik. Belki de en önemli gündem maddesi bu yıl düzenlenen biyolojik çeşitlilik konferansıydı diyelim. Uzun hali biyolojik çeşitlilik konferansı tarafları sözleşmesi bu yıl 15.si düzenleniyor. Peki bu konferans neden önemli? Aslında biyolojik çeşitlilik neden önemli? Biraz buradan başlamak lazım diye düşünüyorum. İlerleyen yıllarda çok daha sık konuşacağız. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi küresel olan, diğeri ise seneye bu zirvenin Türkiye'de düzenlenecek olması. Dolayısıyla bilgilerimizi tazelemekte, belki yeni bilgiler edinmekte fayda var diye düşünüyorum. Sizlere sorulsa bugün dünyanın en büyük problemi nedir? Elbette yeni tip koronavirüs bunların başında geliyor. Çünkü tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun ve kısa zamanda da biteceğe benzemiyor ne yazık ki. Bunun arkasından belki iklim değişikliğini söyleyebiliriz. Bütün ülkeler Birleşmiş Milletler çatısı altında iklim değişikliğine karşı mücadele ediyorlar. Bugün bir haber vardı ana akım medya kuruluşlarında. Suların ısınmasıyla birlikte birçok bölge, hatta Dolmabahçe Sarayı'nın dahi sular altında kalabileceğinden bahsediliyordu. İşte iklim çeşitliliği böylesine büyük bir tehdit haline geldi. Peki tehditler bitti mi? Küresel toplum açısından tehditler bitti mi? Hayır, ne yazık ki bitmiş değil. Bir de biyolojik çeşitlilik var. Peki biyolojik çeşitlilik nedir? Belki de en kısa anlamıyla şöyle söyleyebiliriz. Doğada var olan tüm canlılar, bizlerden tutun da tek hücreli organizmalara kadar, bunların, bu canlıların ekosistemle kurdukları ilişki. Buna biyolojik çeşitlilik diyoruz. İngiliz uzmanlar şöyle özetlemişler The Guardian gazetesinde. Milyonlarca yıldır evrim geçiren türler var ve bu türler bize hayatta kalmanın şifrelerini veriyor. Bir nevi biyolojik çeşitlilik, yaşamın ansiklopedisi. İşte biz yaşamın ansiklopedisini insanoğlu olarak ne yazık ki yakmaya başladık. Uzmanlar yine uyarıyor. Dünyada şu anda 8 milyon çeşit tür var ve 2050 yılına geldiğimizde biz 1 milyon türü böyle giderse kaybetmiş olacağız. 80'li yılların sonundan itibaren uzmanlar üzerinde çalışmaya başladı. Uyarılarını sıraladılar, yol haritaları belirlediler. Uluslararası toplumun gündemine ise 92 yılında girdi. Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da dünya zirvesi düzenlenmişti. Bu zirvede iklim değişikliği ile birlikte biyolojik çeşitlilik sözleşmesi de masaya yatırıldı. 1993 yılında da uygulamaya konuldu. Türkiye bu anlaşmanın taraflarından biri. Çin Halk Cumhuriyeti de hakeza öyle.
Çeşitlilik Sözleşmesi'nin ardından iki tane yeni alt anlaşma imzalandı. Bunlardan bir tanesi Kolombiya'da, diğeri ise Japonya'nın Kyoto kentindeydi. Türkiye Kyoto Sözleşmesi'ni imza atmadı fakat Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nde elinden gelen katkıyı sunmaya devam ediyor. Beijing'de düzenlendi demiştik. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'den önemli mesajlar vardı. En önemli mesaj şu: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 223 milyon dolarlık bir fon tahsis etti. Adı Kunmin Fonu. Gelişmekte olan ülkelerin biyolojik çeşitliliğinin korunmasına bu şekilde yardımcı olacak. Çin ayrıca bir beyaz kitap yayımladı ve yayımladığı beyaz kitap sayesinde öğreniyoruz ki artık pandaların nesli tükenen hayvanlar kategorisinde değil. Pandaların nesli garanti altına alındı diyebiliriz bir başka ifadeyle. Bir başka önemli nokta ise şu: Çin 5 adet milli park inşa etmeye karar verdi. Oldukça önemli gelişmeler. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin de mesajlar gönderdi. Elbette gelecek sene zirvenin ev sahibi Erdoğan'ın mesajları da önemliydi. Bitki çeşitliliği envanteri çıkarttık dedi ve bütün bitkilerimizi endemik türler başta olmak üzere kayıt altına aldık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rusya Devlet Başkanı Putin ise uluslararası problemler uluslararası işbirliğiyle çözülmelidir mesajı verdi. Gözler Amerika Birleşik Devletleri'ni aradı ama nafile. Zira Amerika Birleşik Devletleri Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin tarafı ne yazık ki değil. Nedeni ise uluslararası şirketlerin GDO'lu ürünlerdeki şifrelerini vermemekte ısrar etmesi ve gelişmekte olan ülkelere yardım yapmaktan kaçınması. İşte bu ortam içerisinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in gelişmekte olan ülkelere milyonlarca dolarlık fon tahsis etmesi bir kez daha önem kazanıyor. Sevgili CRI Türk dinleyicileri, ben Gökün Göçmen, Dünya Bunu Konuşuyor programındasınız. Bir sonraki bölümümüzde sürdürülebilir ulaşım, bu kavramı ele alacağız ama öncesinde gelin iki güzel parça dinleyelim. Sevgili CRI Türk takipçileri, ben Gökün Göçmen, Dünya Bunu Konuşuyor programındayız. Saatlerimiz 17.35'i gösteriyor. Sürdürülebilir ulaşım sizler için ne anlam ifade ediyor? Özellikle İstanbul'daysanız çok anlam ifade etmiyor olabilir. Çünkü İstanbul'da ulaşım artık sürdürülebilir olmaktan oldukça uzaklaşmış durumda. Peki ulaşım bizler için neden bu kadar önemli? Elbette biz bunu gündelik hayatımızdan biliyoruz. Bir yerden bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman geç kalıyoruz. Elimizde telefon, sevdiklerimize ya da bizi bekleyenlere mesajlar gönderiyoruz. Geç kalacağımızı belirtiyoruz. Ama bir de bu işin daha büyük resmi var ki o da medeniyetle doğrudan ilintili. Tekerleğin icat edilmesinden sonra insanlar hızlı biçimde birbiriyle etkileşime girdi. Peki insanların birbiriyle etkileşimi ne anlam ifade ediyor, bizlere ne sağlıyor? Bir ürünlerin değişimi, malların değişimi, ticaret hayatı, ekonomi insanlığın refahıyla doğrudan ilintili. İkincisi ve belki de bir o kadar önemlisi ise kültürlerin birbiriyle etkileşimi anlamına gelmekte. İşte sürdürülebilir ulaşım bu noktada gün geçtikçe önem kazanıyor. Özellikle COVID-19 pandemisi altında. Zira tedarik zincirlerinin aksaması, insanların sınırları aşması giderek zorlaşmıştı COVID-19 pandemisi zamanında. İşte bu noktada ülkeler devreye girdi. Tedarik zincirlerini sağlamaya çalıştılar. Sınırlarda çeşitli uygulamalara başlandı. Karantinalar oldu. Fakat artık yavaş yavaş bu sürelerde kaldırılıyor ve hayatımız kısmen de olsa, tamamen demiyorum ama kısmen de olsa normalleşmeye başladı. İşte Çin'in başkenti Beijing'deki ikinci önemli zirvenin de gündemi buydu. Birleşmiş Milletler çatısı altındaydı. Sürdürülebilir ulaşım için bir konferans düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenleniyor bu konferansın ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bir konuşma yaptı. Öncelikle şunu belirtti: sürdürülebilir ulaşım için bir inovasyon ve bilgi merkezi kuracağız. Biraz önce anlatmıştım. İşte bu denli önemli ulaşımın sürdürülebilirliği için belki de bir merkezin olması ve bu merkeze uluslararası katkıların bulunması önemli olacaktır. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping yine bu zirvede 5 tane öneri sıraladı. Önerileri bir açıklıktı. Açıklık demek yolun çift taraflı olması demekti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bir nehire benzetti. Bir nehirin içinde su varsa anlamlıydı. Yoksa kuru nehirler insanlık için hiçbir anlam ifade etmez. İkincisi yeşil bir ulaşımdan bahsetti. Yeşil ulaşım neden önemli? Artık hepimiz konuşuyoruz. İklim değişikliği hayatımızın merkezine oturmuş durumda. Sıfır karbon hedefine doğru bütün ülkeler yol almaya çalışıyor.
oluyor. İşte bu noktada da elektrikli araçlar, daha doğrusu yeni enerjili araçlar gittikçe önem kazanmakta. Çin en fazla yeni enerjili otomobil sayısına sahip ülke. Bu noktada önemli. Bir başka nokta ise teknoloji ve ulaşımı birbirine entegre etmek. Artık yapay zeka, sürücüsüz taksiler, bunların hepsi hayatımızın merkezine oturmuş durumda. Ulaşıma da entegre edilirse gittikçe insanların ulaşımı ya da tıbbi mal tedariği ya da ekonomiyle ilgili malların tedariği, değiş tokuşu gittikçe kolaylaşılabilir diye düşünüyor Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping. Bu noktada da önemli katkılar sundu diyebiliriz. İşte başkent Beijing'de iki önemli zirve vardı. Bu zirvelerden sonra dilerseniz gelin Avrupa'ya geçelim. Avrupa'da Fransa'dan önemli bir açıklama geldi. Amerika ile iplerin biraz daha gerildiğini her gün yakından takip ediyoruz. Dilerseniz önce bir müzik molası verelim. Ardından Fransa-ABD gerilimine birlikte mercek tutalım. Değerli takipçiler, saatlerimiz 17.43, Dünya Bunu Konuşuyor programında Gökün Göçmen'le birliktesiniz. Fransa ve Amerika arasındaki gerilimden bahsediyorduk. Bu gerilimin önemli bir de geçmişi var. Aslında bakacak olursanız dünya savaşlarından bu yana, yani Fransa'nın aslında Anglo-Sakson karşıtlığı politikası devam ediyordu ama bir taraftan da Atlantik İttifakı inşa edilmişti 2. Dünya Savaşı sonrasında. Bir öyle bir böyle ilişkiler Fransa-ABD hattında devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. ABD, İngiltere ve Avustralya bir anlaşma imza attı. Kısaca AUKUS, ülkelerin baş harflerinden oluşuyor. Bu anlaşma Fransa'yı tedirgin etti, rahatsız etti. Deyim yerinde ise ayağa kaldırdı. Neden? Çünkü Fransa ve Avustralya bir denizaltı anlaşması imzalamıştı. İşte bu denizaltı anlaşması AUKUS'la birlikte kadük kaldı, rafa kaldırıldı diyebiliriz. Fransa, Paris yönetimi bu işin sorumlusu olarak Washington yönetimini gösterdi ve ilişkiler gittikçe tatsız bir yere doğru ilerledi. Ardından Biden ve Macron telefon görüşmesi gerçekleşti. Sular biraz daha taraflar arasında ısındı. Bir taraflar birbirine biraz daha yaklaştı ama geçtiğimiz günlerde Fransa Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. Amerika ile ciddi farklılıklarımız bulunuyor dedi. Önceliklerimiz farklı dedi. Çin'le ABD Çin'e meydan okumak, onunla çatışmak isterken biz Avrupa ülkeleri olarak Çin'le birleşmek, Çin'le bir araya gelmek istiyoruz dedi. ABD'nin önceliği Çin'in birinci süper güç olmasını engellemekken Avrupa'nın ise birinci önceliği stratejik özellikte dedi Fransa Maliye Bakanı. Aslında Fransa Maliye Bakanı'nın bu fikirleri Almanya tarafından da uzunca bir süredir paylaşılmakta. Avrupa ve ABD hattındaki gelişmeler böylesi devam ederken diğer taraftan da Avrupa'da parlamentolar kendi bütçelerini tartışıyorlar. 2022 bütçelerinde iklim değişikliğine büyük paylar ayrıldı. Buna sevinenler de var. Covid-19 pandemisi altında yıpranan ekonomilerin daha fazla yük alacağı gerekçesiyle bu durumu eleştirdiler. Trenlerde mevcut tartışmalar devam ediyor. Özellikle İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa Birliği'nin çevre ülkelerinde daha sert tartışmalar var. Bu hamur daha çok su kaldıracağı benzer. Sevgili dinleyenler, ben Gökün Göçmen, CRI Türk'te Dünya Bunu Konuşuyor programını dinlediniz. Haftaya önemli başlıklarla yeniden birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.